kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelenler için ben Melike. Bugün yine bir kendin yap projesiyle karşınızdayım. Ben aslında evi böyle güzelleştirmeyi çok seviyorum. Almak istediğim yani birkaç mesela vloggerın, youtuberın evlerinde gördüğüm çok güzel ürünler vardı. Onlardan almak istiyordum. Ama tabii ben bunları izlerken, geçerken falan bunların yapılabileceğini de gördüm. Ve ben böyle kendin yap projelerini yapmayı da izlemeyi de çok seviyorum. Yani güzel olabileceğini düşünüyorum. Kendim de yapmak istedim. Zaten bir önceki videomda çerçeve yaptım. Trendyol çerçeveden hiçbir şekilde hiçbir fark yok. Siz de gördünüz. O yüzden yani bunlarda zaten yapılmayacak şeyler olmadığını düşünüyorum. Yani herkes yapabilir. Yani evdeki olan malzemelerden yapılıyor aslında. Yani bir önceki videomda da söyledim. Ben bu çıtaları, uçurma çıtası bunlar 1 liraya aldım. Yoğurt kovası malzemelerim arasında yoğurt kovası var. Zaten silikon tabancası herkeste vardır. Yani bu evlerde her zaman olan şeylerden yapılan şeyler olduğu için neredeyse maliyetsiz. Yani küçük dokunuşlarla evi daha şık, daha marjinal yapıyorsunuz. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden şimdi bu projemde yine neler yapacağım acaba? Bakalım yoğurt kovasından ne yapılabilir? Bunu sizlerle yine hep beraber yapmak istedim. Yine başka bir videom daha olacak. Belki onu da bugün çekerim, ikiye bölerim. Yani dediğim gibi kardeşimin, annemin, kendimin istediği şeyleri bu şekilde yaparak evi biraz daha güzelleştiriyorum. Güzelleştirdiğimi düşünüyorum. Sizin yorumlarınız da benim için çok önemli. Lütfen videonun altına da yani nasıl bulduğunuzu ya da hani şunu da yapabilir misin? Yani şunu da yapar mısın? Gibi hani fikirler sunmanızı çok isterim. Çünkü evde durdukça, karantinada durdukça ben böyle bir şeyler yapıyorum. Yani bunları önceden tabii ki YouTube kanalım olmadığı için çekmiyordum. Ama evde çok çok şey yapmışlığım var. Yani bunu ev turu videomda da altta sizlerle paylaşmak istiyorum. O zaman da göreceksiniz. Gerçekten zaten el yatkınlığım da var. Ve gerçekten çok eğleniyorum bunları yaparken. Hoşuma gidiyor yapmak. Yani bu şekilde o zaman videomuza geçelim. Bakalım neler yapacağız. Bu arada arkadaşlar çıtalarımın uzunluğunu ben kendi isteğime göre belirledim. Bunların uzunluğu 45 santim boyutun uzunluğunda. Küçüklerimin uzunluğu yoğurt kovama göre ayarladım. Bunların da uzunluğu 15 santim gibi bir şey. Şu en küçüklerinde 7 santim gibi bir uzunluğu var. Bu kadar. Bunları da söylemiş olayım buradan. Çünkü bu videoyu canınız sıkılmasın diye muhtemelen hızlandırılmış izlersiniz. Bu şekilde. O zaman şimdi videomuza tekrardan geçiş yapalım. Thank you.
Evet arkadaşlar, benim biraz saksımın çubukları ince olduğu için, pek sağlam olmadığını düşündüğüm için bunları ikişer tane daha, yani birer tane daha çıta koydum her tarafına. Böyle daha sağlam oldu, daha sağlıklı durur diye düşünüyorum. Biraz yamuluyorlar herhalde çatanın inceliğinden kaynaklı. Böyle bu şekilde boyama kısmına geçelim. Yani çok belli olacağını sanmıyorum zaten. Evet, şu anda gördüğünüz gibi ben bunu altın yaldızlı boyadım. Tabii bu daha ilk kat, bir kat daha geçeceğim. Çünkü şu an hala alttan çıta kısmı gözüküyor. Yani tahtası gözüküyor. Aslında yani şurası gibi asıl gözüken yerler de, diğer taraflar hani ışıktan dolayı muhtemelen daha az gözüküyor. Bu gördük kolumuzu da siyah boyadım. Bu şekilde bir de yakından göstereyim. Şuralarında mesela görüyorsunuz, hem de yine boyanmış. Şuralarda görüyorsunuz hala boyanmamış yerler var. O yüzden bunları bir de ikinci kat geçeceğim. Şu şekilde yani sonucunun güzel olacağını düşünüyorum. Evet, gördüğünüz gibi boyama işlemim bitti. Şu şekilde. Ben yine bunu verniklemedim. Bu yaldızlı kısımları zaten kendisinden parlak. Ben yine verniklemedim çünkü mat görüntüsünü seviyorum. Bu vernik tabii ki sağlam ve kalıcı olması için gerekli. Çünkü mesela ben bunları buraya taktım ama tahtalardan bunu sürtünerek soyuluyor boyası. Vernik sürerseniz, yine aynı şekilde boyadığımız gibi iki kat vernik sürerseniz çok daha sağlam olacaktır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi saksım bitti. Bu şekilde şu an masamda dağınık. Altına da öyle sabit dursun diye, yani daha güzel bir görüntü olsun diye siyah plastikler yerleştirdim. Gördüğünüz gibi aloe veralarımı da yerleştirdim. Ve görünüşü gerçekten çok güzel oldu. Burasının dağınıklığına lütfen bakmayın. Ofis oldu artık masa benim için. O yüzden biraz dağınık. Burada da önceki projemden kalan eşyalar var. Gerçekten yoğurt kovasından yapılan en güzel şeydir herhalde. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Bu arada bunları ben zaten parlaklar diye boyamadım.
Hatta zımparaladım ama zımpara da az gelmiş sanırım. Şuralarında hala pıtırlar, pıtırlıklar var. Yani daha güçlü bir zımparayla siz daha net bir görüntü alabilirsiniz. Daha şey. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Bugünkü D projemi yani kendin yap projemi. İnşallah beğenmişsinizdir. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hala abone değilseniz tabii ki. Ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Lütfen bunu da unutmayın. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.